Herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Anne baba çocuk üçgeninde yaşananlar, özellikle dijital dünyanın hem anne babaya hem de çocuğa taarruzu nasıl? Onu çok değerli hocam, psikiyatr Profesör Doktor Kemal Sayar hocamla konuşacağız. Hocam merhabalar. Ağır bir konuya giriyoruz ama Merhaba. altından Herkes kalkacağız hayatında olan inşallah. çok güncel bir konu. Evet. Hocam bu dijitalizmi soracağım tabii ama öncesinde eğer izin verirseniz daha çocuk olmadan önceki evre yani kurumun daha evlilik kurumunun daha ilk tohumları atılırken ki beklentilerin sanki yerinden kaydığı, ekseninden kaydığı ile ilgili acizane benim gözlemim var. Bir uzman olarak, bir büyüğümüz olarak bu konudaki deneyimlerinizi nasıl aktarırsınız? Acaba kurumun karşılayabileceğinin çok üzerinde beklentilerle mi giriliyor bu kuruma? Ne dersiniz? Ben bu tespitinize katılırım. Şöyle ki, modern hayatta başka yerlerde devşiremediğimiz anlamı sevgili ilişkisinden, aşk ilişkisinden devşirmeye çalışıyoruz. Aşk ve sevgi ilişkisi, kadın erkek arasındaki yoğun duygu ilişkisi, geçmiş çağlarda yüklendiğinden çok daha fazla bir yük yükleniyor. Hayatımızdaki hayal kırıklıklarını, üzüntüleri, kederi kurduğumuz aşk ilişkisi telafi etsin istiyoruz. Dolayısıyla bütün yoksunluklarımızı, eksikliklerimizi, geçmişte yaşadığımız mahrumiyetleri o aşk ilişkisinden gidermek, telafi etmek gibi bir hatanın içine düşüyoruz. Evlilik sürecinde de aşk ilişkisini öncelediğimiz ve bugün artık pek çok insan geçmiştekinin aksine düzenlenmiş evlilikler yerine bir sevgi evliliğini tercih ettiği için bu evliliğe de yansıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Geçmişte yoksunluklar yaşamış, baba ilgisini yeterince hissedememiş bir genç hanım düşünün. Evlendiği zaman bu geçmişin borcunu eşinden tahsil etmek isteyebiliyor. Ve çok yoğun bir ilgi arayışı içinde olabiliyor. Eğer eşi bunu vermek için yeterince donanımlı değilse, kendisi de anne babasından farklı bir eşlik modeli öğrenmiş veya görmüşse, bunu veremiyor ve bu sefer karşılıklı hüsran, hayal kırıklığı ve öfke büyümeye başlıyor. Günümüzde evlilikler çok kolay kırılıyor. Tahammül duygusunun azaldığını görüyoruz. Hep bakarız kendi anne babalarımızın nesline. Orada zorlukta, sıkıntıda, tasada, kederde daha büyük bir, daha kuvvetli bir ortaklık görürüz. Yani onlar daha zor zamanlardan geçmiş nesillerdi. Fakat aynı zamanda yastık arkadaşlığının, aynı yastığa baş koymanın bir kader arkadaşlığı olduğu bilincini de yaşayan insanlardı. Biz günümüzde daha bireyci bir kültürün içine doğduk. Bizden sonrakiler daha da bireyci bir kültürün içine doğdular. Bu bireyci kültürün içinde benim için iyi olmayan bir şeyi kolaylıkla bitirebilirim duygusu hakim oluyor Emel Hanım. Yani eğer bir şey benim için yolunda gitmiyorsa katlanmak veya değiştirmek için azami derecede gayret sarf etmek yerine hemen bırakırım, yeni bir ilişki kurarım. O olmuyorsa yeni bir ilişki kurarım tarzında daha tüketimci bir ideolojiyi benimsemiş durumdayız. İnsan ilişkilerinde de bu böyle. Yani biraz postmodern kültürün içinde yaşadığımız geç modernliğin insan ilişkilerinde kendini gösterme biçimi bu. Nasıl eşya ile ilişki kuruyorsak, nasıl cep telefonlarımızı 2 sene sonra değiştiriyorsak, 3 sene sonra değiştiriyorsak, nasıl eşyaya dahi artık kullandığımız basit eşyalara dahi en ufak bir sadakat hissetmiyorsak, ilişkilerdeki sadakat de maalesef azalıyor. Yani bir ilişkinin içinde uzun müddet kalmak, derinleşmek, feragat ve fedakarlıkta bulunmak gibi hususiyetleri kaybedebiliyoruz.
Bunun neticesinde de boşanma oranları neredeyse %50'lere varmış durumda bütün dünyada. Yani iki evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Çünkü insanlar evliliğe büyük beklentilerle giriyorlar. Türkiye'de benim daha önce tanımlamış olduğum, kendimce tanımlamış olduğum bir dizi filmi psikolojisi var. Bu dizi filmler bir dönem çok yoğun olarak izleniyorlardı Türkiye'de. Daha yoğunluğu azalmakla beraber yine etkilerini sürdürüyorlar ama en yoğun izlendikleri dönemde bir beyaz atlı prens sendromu yarattılar hanımefendilerde. Beylerde prenses sendromu yarattılar. Herkes böyle çok büyük, çok destansı aşklarla birbirine aşık olmak ve işte o dizi filmlerdeki o ince, narin, çok duyarlı karakterlerle karşılaşmak istedi gerçek hayatında da. Bu mümkün değil. Yani bunlar biraz gerçeğin çok çok abartılı versiyonları. Biz dizi filmlerdeki, kurgusal hayattaki gerçekliği alıp kendi gerçekliğimizin ortasına boca edersek hayal kırıklığı yaşamamız kaçınılmaz oluyor. Günlük hayatın içinde dertleri olan, kusurları olan, zaafları olan, eksiklikleri olan insanlarla aşk ilişkisi içinde oluyoruz veya evli olabiliyoruz. Birbirimizin zaaflarına tahammül edebildiğimiz kadar olgun bir aşk ilişkisi geliştiriyoruz. Bir kuramcının çok güzel bir tarifi vardır. O olgun aşk tabirinin içine şunu koyar. Karşımdakinin zaafını, eksikliğini, kusurunu gördüğüm halde tahammül duygumla onunla beraber olmaya devam ediyorum. Onunla birlikte yaşama iradesini göstermeye devam ediyorum. Aslında bunu yaparken kendi kusurlarımı, zaaflarımı da saklama ihtiyacı duymuyorum. Yani herkes kusurlarıyla ortada ve herkes ötekini kusurlarıyla benimsiyor ve yeri geldiğinde de tahammül etmeyi, sabretmeyi başarabiliyor. Galiba bizim bütün ilişkilerde, kadın erkek ilişkilerinde ve evlilik ilişkilerinde peşini sürmemiz, izini sürmemiz gereken olgu bu. Olgun aşk, tahammül duygusu. Hocam, mükemmeli arayan anne babanın yetiştirdiği çocuk da ister istemez hedefine o kusursuzluğu koyuyor. Ve o çocuğun tatmin duygusunu standartize etmek çok mümkün olmuyor. Konuyu şuraya getireceğim. Hani büyükler, eskiler, mutasavvıflar şöyle derler. Varlıkla imtihan yokluktan daha tehlikelidir. Çocuklar öyle bir çokluğun içinde mutsuzluk deryasında boğuşuyorlar ki. Bu da zaman zaman anne babada otorite kaybına neden oluyor mu acaba? Çünkü biz şahsım adına gözlerle yönetilen çocuklardık. Misafirlikte kahve içip içmeyeceğimizi o gözler söylerdi. Ev sahibi teklif etse bile. Bugünün düzeninin, ben de o yeni jenerasyon annelerden biri olarak kendim dahi takıldığımı görebiliyorum. Nerede hata yapıyoruz? Bunun bir çözümü olmalı ve acilen uygulanmalı. Bireysel kimlik ve özgüven dediğimiz şeyin içine acaba yanlış mı dolduruyoruz çocuk yetiştirirken? Galiba biraz fazla çocuk tapınmacılığı var günümüzde. Çocuk şahi aileler diyorum, velet şahi aileler diyorum. Eskiden mader şahi, peder şahi kültürden bahsedilirdi. Şimdi velet şahi bir kültürden bahsedebiliriz. Yani çocuğun ailenin merkezine oturduğu, çocuğun aileyi yönettiği, çocuğun adeta kutsandığı ama her çocuğun değil, evin içindeki bizim çocuğumuzun kutsandığı daha narsistik bir kültürden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Çocuğun kutsanması aslında kişinin kendi benliğinin kutsanması anlamına geliyor. Marka kıyafetlerin çocuklara giydirilmesi mesela bunun bir örneği. Çocukların proje çocuk olarak yetiştirilmesi, hayatta hep belli başarılara şartlandırılması, tıkış tıkış zamanlarının bazı etkinliklerle doldurulması, piyano kursundan efendim at binmeciliğe, basketbol kursundan işte lise giriş sınavı kurslarına kadar böyle her anının tıka basa doldurulması,
Bu ta anne karnında çocuklara Mozart, Beethoven dinletmekten başlıyor. Böyle mükemmel çocuk, proje çocuk yetiştirme gayreti aslında bir sürü çocuğun çocukluklarını yaşayamamalarına, oyun oynamaları gereken çağda oyun oynayamamalarına ve çocuklukla ilgili hatıraları çok hızlı geçmelerine yol açıyor. Yani çocuklukla ilgili bir şey biriktiremiyor çocuk. Dışarı ortama çıkamıyor, arkadaşlarıyla buluşamıyor, oyun oynayamıyor. Böyle bir durumda bir an önce büyüyüp başarılı insanlar safına katılmak için programlanan bir robotla karşı karşıya kalıyoruz. Anne ve baba çocuğuna iyilik yaptığını düşünüyor fakat aslında çocuğuna kötülük yapıyor. Geçtiğimiz günlerde bir aileyle tanıştık. Aile çocuklarıyla ilgili benden bir danışmanlık almak istediler. Yani ailevi meselelerle ilgili daha çok konuştuk. Fakat bir yerde mesela bu çocuğumuzun başarılı olduğu için, çok zeki olduğu için okulunda birkaç basamak atlaması söz konusu olmuş ve aile ve çocuk bunu istekle kabul etmiş. O basamaklar atlandıktan sonra gittiği yerde ağır bir yıldırmaya, zorbalığa uğramış çocuğumuz ve çok mutsuz olmuş. Çünkü beden olarak yanına gittiği çocuklar kadar güçlü değil. Zeka olarak belki onlardan daha bile üstün olabilir fakat beden olarak güçlü değil. Buradan şunu söylemek istiyorum. Yani çocuklarımızın maddi başarılarını, okul başarılarını önemsediğimiz kadar duygusal gelişimlerini, ruhsal gelişimlerini de önemsemeliyiz. Yani hangi duygu onları hangi çağda bulmalı, kendilerini ne kadar iyi tanımalılar, ne kadar iyi ifade etmeliler, bu konu anne babaların radarında olmalı. Duygu cahili çocuklar değil, duygu farkındalığı olan, kendilerini ifade edebilen ve başka insanları tanıyabilen, başka insanlardaki duyguları tanıyabilen empati zengini çocuklar yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızın temel hedefini biz başarmak, başarı olarak ortaya koyduğumuz zaman maalesef acımasız çocuklar yetiştirebiliyoruz. Çocuklarımızın önüne hiç efor göstermeden, hiç çaba göstermeden kolaylıkla her şeyi yığdığımız zaman, yani hiçbir şeyi ulaşmak için bir çaba harcaması gerekmiyor bir çocuğun, böyle düşünün. O zaman çocuklarımızın karakterini İfsad ediyoruz, bozuyoruz. Alın terinin çok mukaddes bir şey olduğunu çocuklarımıza öğretebilmemiz gerekir anne babalar olarak. Alın teri kadar başkalarının hayatına hürmet etmenin, almak kadar vermenin, verebilmenin, paylaşabilmenin de çok mukaddes olduğunu çocuklarımıza öğretebilmemiz lazım. Bütün bu söylediğim şeyleri bazı yazarlar manevi zeka adı altında topluyorlar. Manevi zeka demek, verebilme kudreti demek, paylaşabilme kudreti demek, hizmet edebilme kudreti demek. Bakın hizmet etmek güç ister. Herkes kendine hizmet edilmesinden çok hoşlanır. Ama hizmet verebilmek, sunabilmek, kendinde olanı aktarabilmek, paylaşabilmek çok daha büyük bir meziyettir. İşte bütün bunlar manevi zekanın göstergeleridir. Çocuklarımızı manevi zekası yüksek bireyler olarak yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Bu çocukları sadece çok başarılı doktorlar, mühendisler olarak değil, hayatta her tarafa koşan, kendi isteği dışında anne babalarının tarafından programlanmış yarı robotlar olarak değil, hayatla organik alışverişe giren, bir ağaçtan, bir çiçekten öğrenebilen, hayal kurabilen, canı sıkılabilen, başka insanlara hürmet edebilen değerli varlıklar olarak yetiştirmeliyiz ki dünya bıraktığımızdan, aldığımızdan daha doğrusu daha güzel bıraktığımız bir dünya olabilsin. Hocam manevi zeka dediğinizde benim aklıma empati yeteneği, vicdan duygusu, paylaşma duygusu gelişmiş bireyler geliyor. Ancak Çok doğru. önümüzde
Önümüzde öyle bir tehlike var ki ben kızımla da aynı şeyi yaşıyorum. Dijitalizm denen çok övündüğümüz, çok faydalandığımızı sandığımız bir tırnak içerisinde ve izninizle kullanıyorum. Bir felaket diyeceğim ben ona. Hep şu örneği veriyorum. Taksim meydanında çocuğu kaybetsen bir Allah dostu bulur, annen nerede, baban nerede der. Fakat bir odaya o bilgisayarla kapandığında neyle karşılaşacağını tahayyül edemiyorsunuz. En vicdanlı sitelerde bile onun seksüel ve motor becerilerini direkt böyle saldırıda bulunan unsurlarla karşılaşabiliyorlar. Annelerin bu konuda alarmize olmalarıyla ilgili lütfen en agresif kelimeleri söyleyebilir misiniz? Bu ihtiyacı Emel Hanım ben de hissediyorum ve daha yeni bugünlerde tamamladığımız ve bu hafta büyük olasılıkla matbaaya gidecek olan kitabımızın adı şu: Dijital Çocuk. Çok büyük bir sıkıntı var bu alanda. Yani kendimiz de kendi kelimize merhem süremiyoruz işin doğrusu. Çocuklar bir dijital kültürün içine doğdular. Dijital yerli olarak doğdular. Ve nefes alıp verirken bile bu dijital ortamı kullanmak istiyorlar. Ekranlardan uzak kalmakta büyük zorluk çekiyorlar. Bu kuşağa ekran genler diyorlar. Ekran kuşağı deniyor. Ve ekrandan ayrılamamaya da ekran bağımlılığı adını veriyoruz. Şimdi bir defa Amerikan Pediatri Akademisi'nin bir uyarısıyla başlayalım. Amerikan Pediatri Akademisi 3 yaşından küçük çocukların eline kesinlikle cep telefonu, tablet veya bilgisayar verilmemesi gerektiğini uyarıyor. Ve eğer böyle bir şeye maruz kalırlarsa bu çocuklarda dil gelişiminin çok ciddi bir şekilde geri sarktığını bildiriyor. Çeşitli bilimsel çalışmalara dayanarak. En büyük tehlike şu Emel Hanım. Anne babalar kendi gözlerini ekrandan alamadıkları için ve kendi ekran saatleri zarar görmesin istedikleri için, dizi filmlerini rahat seyredebilmek için, spor müsabakalarını izleyebilmek için, oyun oynayabilmek için çocukların eline bir mürebbiye olarak bu elektronik vasıtaları veriyorlar. Ve çocuklar onlarla sarhoş bir şekilde hayatlarını geçiriyorlar. Birçok problemi bu beraberinde getiriyor. Mesela gençlerde dürtüselliği çok artırabiliyor. Dürtüsellik şu demek: aklıma geleni fikrin süzgecinden, makuliyetin süzgecinden geçirmeksizin hemen uygulama. Fevrilik eski tabiriyle. Fevri olan bir insan kızdığı zaman vurur. Hiç düşünmez, yani bu insana vurmam gerekir mi, gerekmez mi, bunun bana maliyeti ne olur, onun canını yakmış olur muyum diye düşünmez. İşte o fevrilik bu bilgisayar oyunlarıyla beraber paket içinde bize gelen bir şey. Bu bilgisayar oyunları çok enteresan stratejiler üzerine programlanıyor. Bunlardan bir tanesi çok değişken zamanlarda bize ödül verilmesi. Yani her zaman çok iyi yaptığınız zaman ödül vermiyor. Böyle çok değişik anlara serpiştiriyor ödül. Ödülü tam bilmiyorsunuz ne zaman alacağınızı. Bu da beynimizdeki dopamin dediğimiz haz molekülünü çok fazla deşarj ediyor. Beynimize çok fazla dopamin salınmaya başlıyor. Bir süre sonra bu dopaminin verdiği haz çocuklarımızın bağımlısı olduğu, müptelası olduğu bir şeye dönüşüyor. Yani uzun süre bilgisayar başında kalan bir çocuk, onun verdiği hazza, o video oyununun verdiği hazza o kadar alışıyor ki artık onsuz yaşayamamaya başlıyor, mutsuz olmaya başlıyor. Aynı dışarıdan alınan işte alkol veya uyuşturucu maddelerin yaptığı bağımlılığa benzer bir şekilde bu elektronik ekranlarda beynimizde bir tür bağımlılık yapıyor, bağımlılık devrelerini uyarıyor ve ondan yoksun kaldığımızda çok ciddi bir yoksunluk belirtileri, çok ciddi bir aşerme davranışı, mutsuzluk, öfke davranışı ortaya çıkabiliyor. Özellikle bu ekrana bağımlı çocukları ekranın başından kaldırmak istediğinizde
ağır küfürler, kızgınlıklar, öfke nöbetleri yaşayabiliyorlar. Ne yapmamız lazım? Biraz çözüm odaklı düşünelim. Anne babaların bir defa ekran bağımlılıklarını azaltmaları gerekir. Bir Hocam çok özür dilerim. Anne baba da sosyal medyaya koyduğu postla aldığı like yani beğeniyle aynı dopaminin etkisi altında mı? Tamamen çok doğru bir tespit. Aynı şey, aynı mekanizma. Yani aldığımız like'lar, alkışlar, övgüler bizde de dopamin devrelerini uyarıyor ve dopamin salınımına yol açıyor. Biz de onun bağımlısı oluyoruz. Yani bu yönüyle bir tür Twitter bağımlılığından, Instagram bağımlılığından, Facebook bağımlılığından da bahsedilebilir. Sosyal medya bağımlılığından bahsedebiliyoruz bugün. Bunlar %100 kanıtlanmış gerçeklikler olarak kitaplarda belki yerini almadı. Fakat üzerinde tartışmalar yürüyor ve bununla ilgili pek çok yayında çıkıyor. Ya anne babalar önce kendilerini, kendi gözlerini ekrandan uzaklaştırmayı başarmalılar ve çocuklarının gözlerinin içine, gözlerine dikmeliler. Çok dinamik bir anne babalık yapmalılar. Çocuklarımızın internette nerelere girdiği, hangi sitelerde dolaştığı çok çok önemli. Bakın katil neydi? Mavi balina mıydı? Mavi bebek şimdi çıktı hocam. Mavi öyle bebek mi? Diye bir tehlike var. Bu haftanın evet. Gündemi o. Öncesinde mavi balina vardı. Evet, evet. Bitmiyor yani sürekli yeni bir versiyonuyla muhatabız. Emel Hanım yani çok kuvvetli bir denetim uygulamak zorundayız. Çocuğumuz kimlerle konuşuyor? Nerede konuşuyor? Ne konuşuyor? Bunları görmek zorundayız. Avcılar, sapkın ruhlu kişiler maalesef burada avlanıyorlar. Yani çocuklarımızı kandırarak, onların yaşıtı gibi davranarak çok yanlış şeyler yaptırabiliyorlar. Yani en yaygın mesela kullanılma biçimleri bu sapkın ruhlu kişiler tarafından internet ortamının çocukların mesela çıplak resimlerini istemek tarzında olabiliyor veya bazıları belli yerlere yönlendirerek onları suistimal etmeye yeltenebiliyorlar. Hem siber alanda polisimizin çok etkin olması gerekir bu sapkın ruhlu kişileri izlemek açısından hem de anne babaların çocukları mümkünse bir odada uzun saatler yalnız bilgisayar başında bırakmamaları, sık sık bilgisayar ekranında ne yapıyor onu kontrol etmeleri gerekir. Yani bizler çocuklarımıza aşırı liberal, aşırı özgürlükçü bir ortam vaat ederek veya sunarak iyi anne baba olmayız. Onları yanlışlardan engelleyerek, onların yanlışa uzanan bir davranışlar o zaman ellerini kollarını tutarak bak bu böyle olmaz, neden olmaz bana sana anlatayım deyip dostça bu konuyu anlatarak iyi anne babalık yapabiliriz. Maalesef de böyle saldım çayıra, Mevlam kayıra tarzı bir anne babalığın matah bir şey olduğu zannediliyor bazı anne babalar tarafından. Hayır, şu dönem internet kültürüne birebir maruz kaldığımız şu dönem, evet aşırı bir korku pompalamayalım ama anne babaların tamamen teyakkuzda olması gereken, çocuklarının yanlışlarını takip etmeleri gereken, onlara belli bir mesafeden durup doğru yapıyorlarsa hiç ses çıkarmadan ama yanlış yapıyorlarsa hemen ellerini uzanarak onlara doğru açıklamaları getiren çok canlı, çok dinamik bir anne babalık yapmaları gereken bir dönemdeyiz. Tehlikeler çok fazla, canlı, müşahhas örnekler çok fazla. Çocukların suistimal edilmesinden internet ortamında kaynaklanan. En basit bir şeyi söyleyeyim size. Bakın biz belki uç bazı tehlikelerden bahsettik. Siber zorbalık. Çok yaygın bir hadise. Yani 3-5 tane çocuk aynı medya ortamında diğer arkadaşlarına karşı çok zalimleşebiliyorlar ve o çocuğun ağır depresyona girmesine sebep olabiliyorlar. Dolayısıyla anne baba çocukların davranışında ne oluyor, ne bitiyor bunları çok iyi takip etmek ve ekran zamanını kısıtlamak zorunda. Yani ekranı böyle sınırsız olarak verdiğimiz her seferinde çocuklarımızdaki bağımlılığı
ejderhasına yeni bir yem atıyoruz. O ejderhayı zayıf bırakmalıyız. Onu güçlendirmemeliyiz. Bunun için de ekranları denetimli, dikkatli bir biçimde uygulamaya dikkat etmeliyiz. Bilmiyorum, hocam, yeterince caydırıcı oldu mu? Ha, şeyden korkmayalım. Bilgisayardan ve teknolojiden korkmayalım Emel Hanım. Doğru kullanımından korkmayalım. Çünkü bu bize aynı zamanda çok büyük bir bilgi dünyasının da kapısını açabilecek bir yer. Ama oyunlardan da korkmayalım. Oyunlar da öyle canavar değil, öcü değil. Mesele doz ve süre meselesi. Yani bütün gün oyun oynayan bir insan hayatını mahvediyor. Ama bütün derslerini yaptıktan sonra rahatlamak için bir saat oyun oynayan, hadi hiç imtihanı yok ertesi gün, iki saat diyelim ki oyun oynayan bir çocuk, bütün sorumluluklarını yerine getirdikten sonra bunu yapıyorsa ondan korkmayalım. Hocam az önce sapkın ve kötü ruhlardan bahsettiniz. Ben Anadolu'da büyüyen bir kızım. Üniversite hayatıyla İstanbul'u deneyimledim. Benim büyüdüğüm topraklarda sosyal medyanın olmaması mı? Şimdi yine konumuz dijitalizm olduğu için. Ruhlar hep mi kirliydi bu kadar? Yoksa sosyal medya ve elindeki o telefonla neyi araştırdığını bilmediğimiz yetişkinlerin uyarılmış halde dolaşmalarının tezahürünü mü yaşıyoruz? İş ki çocuklar ve hayvanların bu kadar mağdur olması ve konuşmaktan imtina ettiğimiz şartların işte geçtiğimiz haftalarda vuku bulması. Bir şeye bağlamamız lazım ki çözümü oraya kaydıralım. Ne oldu? İnsanlığa ne oldu? Yalnızlıktan korkuyoruz, can sıkıntısından korkuyoruz. Halbuki o ekrandan başımızı kaldırsak bize temas edecek bir göz, bir ruh bulacağız ve o yalnızlık duygusunu gidereceğiz. İnsanlar çok kolay zaman kaybediyorlar. Yani iki insan karşı karşıya oturuyor olsun, birisi diğerinin ortalığa koyduğu cep telefonu alıp çekip gitse, arkasından koşmaz mısınız? Koşarsınız. Yani ne oluyor? Nereye götürüyorsun benim cep telefonumu dersiniz. Peki bizim zamanımızı çalan şeylere karşı aynı tepkiyi niye vermiyoruz? Yani zaman hırsızlığı bu kadar adi ve kolay bir şey mi? Bütün bu internet teknolojisi size bedava sunuluyor. Çünkü siz ürünsünüz orada. Sizi satıyor başkasına. Bunu unutmayalım. Yani biz neticede büyük kapitalist bir devasa bir aygıtın çok küçük bir parçasıyla muhatap oluyoruz. Ve aslında bizi de içine alan, emen ve bizi de aygıtlaştıran bir mekanizma karşısındayız. Bize bir şey satmak istiyor. Yani bütün sosyal medya mecraları da bize bir şey satmak istiyor. Ya da bizi birilerine satmak istiyor. Ve bütün bu teknoloji algoritmalar, o sosyal medya sitelerinin arkasındaki algoritmalar bir şey bitince yeni bir şeyi başlatmak üzerine kurulu. Yani bizi o ekrandan hiç ayırmak istemiyor. Bizi köleleştiriyor. Ruhlarımızı esir alıyor. Oraya girdiğimiz zaman çıkamaz hale geliyoruz. Buna isyan edelim. Bizler aksam değiliz. Bizler çok devasa bir aygıtın birer parçaları değiliz. Bizler kanlı canlı ruhu olan varlıklarız. Gerçek hayatta gerçek insanlarla konuşmaya ihtiyacımız var. Tabiatın içinde olmaya ihtiyacımız var. Havaya değmeye ihtiyacımız var. Nefes almaya ihtiyacımız var. Lütfen ekranları yerli yerince kullanalım. Ekranları kapatıp hayatı açmayı da bilelim. Slogan müthiş oldu. Son söz çok güzeldi hocam. Kitap ne zaman çıkıyor? Bir kez daha hatırlatalım. İsim neydi? Kitap Dijital Çocuk, alt başlığı. Şimdi hemen elimizdeki telefonu usulca yere bırakıyoruz. Çok güzelmiş. Bir başlık. Böyle daha anlaşılır bir dille, herkesin anlayabileceği bir dille yazdık, basit bir dille yazdık. Anne babalara bir rehber, bir kılavuz olarak bir psikolog arkadaşımla, Sezin Benli ile birlikte yazdık. Resimli, böyle kolay okunur, kolay hazmedilir, sadra şifa olacağını ümit ettiğimiz ve anne babalara özellikle şu karantina döneminden sonra, çünkü ben de
Kitabın ön sözünde söyledim. Ben de aynı şeylerle uğraşıyorum. Yani 14 yaşındaki oğlum bana diyor ki ben evet seviyorum ama diyor bilgisayar oyunu oynamayı bana kanıt göster diyor. Kanıt var mı diyor bunun bana zarar verdiğine dair diyor. Ben de ön sözde dedim. Oğlum kanıtları ortaya koymak için bana bir kitap yazdırdın dedim. Ona teşekkür ettim.